Merhaba Hardware Plus takipçileri. Yeni bir incelemeyle karşınızdayız. Ben Berkin Boğazdoğan ve yanımda yeni bir Sony ürününde kobay olarak kullandığım Sarp Kürkçü var. Aynen, merhaba arkadaşlar. Bugün, ne bu? Bu ne? Bugün bir anda bütün ekranı kontrol haline getirdim. Bugün arkadaşlar Sony Xperia XA ile karşınızdayız. Bize daha önce gelmiş olan ama gelen telefonun mikrofon kısmı bozuk olduğu için giden ve tekrar beklediğimiz bir cihazdı. O yüzden biraz geciktik. Ama bugün Sony XA'yı incelemiyoruz. Onu koyuyorum kenara. Bugün TIE Fighter konuşacağız arkadaşlar. Evet, TIE Fighter. Quad Drive tarafından üretilen nice Clone Trooper ve Storm Trooper'ın hayatına mal olan bu hurda mezar olmuş olan. Mezar. Evet. Uçan mezar diyebileceğimiz bu cihazlar. Böyle iki Star Wars seven yan yana geldiği için doğal olarak böyle bir şey oldu. Bu da manyak yalnız, neyse. Evet, arızalı olan benim. Neyse arkadaşlar, Xperia XA ile karşınızdayız bu sefer. Yaklaşık olarak ben bir aya yakın kullandım bu telefonu. Bir ay. Arkadaş, ben o kadar vakit bulamıyorum artık telefon yoğunluğundan. Evet, Berkin de çok daha hızlı gelip geçiyor telefonlar. Yok, ama en az bir 10 gün falan kullanıyorum her telefonu. Yani acı çektiğim cihazlar da oluyor. İşte mutlu olduğum cihazlar da oluyor. Şeyden çekmiştim mesela, incelemesi henüz çekemedik. Xperia E5'te ben acı çektim. Evet. 1000 liraya satılan bir telefon. Bu ise 1200 küsür lira şu an internetten satın alınabilen bir cihaz. Hani En sonda söyleyeceğim şeyi en başta söyleyebilirim aslında. Bence arkadaşlar verilen paraya değen bir telefon. 1200 lira olduğu için. Peki 1499 veya 1399 olsa ne düşünürdün? İşte çıkış fiyatı buraya yakındı çünkü. Evet, çıkış fiyatı 1400 civarındaydı. Açıkçası o zaman birazcık daha şüpheyle yaklaşırdım ama biraz sonra incelemede anlatacağım şeyler konusunda eğer sıkıntınız yoksa arkadaşlar, o fiyata çıktığında da alınabilecek bir cihazdı. Ama fiyatı hızlıca 1200 baremine indi diye düşünüyorum. Süper bence. Yani piyasanın gereğinden pahalı ürün piyasaya sunan firmalara verdiği o güzel ayarlar benim hoşuma gidiyor açıkçası. Aynen öyle. Piyasa kraldır yani. Piyasa belirler, müşteri belirler. Siz belirliyorsunuz, unutmayın. Metal kasa olarak gelen bir telefon zaten Xperia XA, ki Sony'de hani şu anda X'i kullanıyorum. Hı hı. X'te de benzer bir yapı var. Arkada NFC çipi bulunmakta. X'te ön taraftaydı, evet, NFC çipi. Evet, şu üst tarafta X'te. Evet, biraz üst sol tarafta. Burada arkasında kalıyor. İki Sony cihaz arasında verileri aktarmak çok kolaydı bu arada. O konuda çok büyük rahatlığım var. Değil mi? Sen o tokuşturduğun sonra getirin bak aktarıyorum diye. Evet, senin yanına getirdim hatta. O konuda Sony'nin başlangıç programı çok başarılı olmuş arkadaşlar. Yani bu telefona geçtiğiniz cihazı seçiyorsunuz. Android mi, iOS mu, işte ya da başka bir Xperia cihaz mı? Ardından bu tarafa verilerinizi aktarıyor. Sadece verilerimi değil, aynı zamanda uygulamalarımı ve uygulamalar içerisindeki profilleri de aktardı. Bu başarılı bir nokta bence. Hiçbir şey yapaması zaten. Başka bir markaya da aktarırken bir kurduğunuz yazılımların listesini atıyor. Yani yazılımları sıfırdan kuruyorsunuz. Ayarları bazen almayabiliyor. Ama şey getiriyor mesela, ana Google hesabınızı taşıdığı için sıkıntı yaşamıyorsunuz. Evet. Mesela oradan pıt 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 yazılım kurabiliyorsunuz. Ben o konuda başarılı buldum açıkçası. 5 inçlik bir ekranı var ve yan taraflarda ekran olabildiğince kenara dayanmış şekilde. Ama içeride tabii ki ufak bir çerçeve var. O evet, önemli siyah bir çerçevemiz var ufakta ama ufak da olsa. Ama bundan çok daha kalınlarını da gördük elimize gelen cihazlarda. Neler neler var yani, hani bir Çinli üreticinin yakın zamanda incelemesini çekeceğimiz bir cihazı var. Hani dersiniz ki şey yani hani ucuza İçeride, yapmışlar. Tabii bayağı bir kontür çizgisi var yani orada. Kontür çizgisi demeyelim, şöyle diyeyim, dış çerçeve iç çerçeveden ince. Neyse, evet. O rezilliklere sonra geleceğiz. Şu an Sony ile ilgisi yok bunların. Onlara daha sonra geleceğiz. Kendi Sony'nin ait olduğu saat ikonuyla birlikte geliyor zaten telefon. Ama basılı tutup istediğiniz gibi normal dijital saate ya da analog bir saate geçiş yapmanız mümkün cihazda. Bu 5 inçlik ekran arkadaşlar 720p çözünürlüğe sahip ve ekran yaklaşık olarak kasanın %71.8'ini, yaklaşık olarak dedikten sonra böyle bir ayrıntı bir verince sayı söylemek de çok anlamsız oluyor aslında, yaklaşık %72'si diyelim o zaman. %72'sini kaplıyor. Ben zaten hep söylediğim bir şey vardır, %70 ve üzerindeki değerleri ben seviyorum. Hani benim için alt çizgi %70 açıkçası. Ekran büyük olmalı. Ama tabii bu telefonda alt taraflarda tuşlar yine sanal olduğu için, birçok Android cihazda olduğu gibi oraların ekrandan yeneceğini de hesaba katmak lazım. Aslında 65-68 gibi bir şey aslında, değil mi? Yani evet, aşağı taraf yeniyor çünkü ister istemez. Ekranın parlaklığı arkadaşlar, ben güneş altında da başarılı buldum.
Ama renkler birazcık soluk kalıyor. X'de özellikle kıyasladığımda. Değil mi? Xperia X'in yanında renkler birazcık soluk. Zaten daha sonra kamerada da benzer bir sıkıntıya parmak basacağım. Öyle bir problem var. İçerisinde arkadaşlar MediaTek'in Helio P10. Doğru söylüyorum değil mi? Helio P10 var, evet. Helio P10 var. Cortex A53 2 GHz'lik 8 tane işlemcisi olan bir arkadaş bu. Peki abi, şimdi ben MediaTek işlemcilerinde, ben çok çekmiş bir insanım işlemcilerinden. Hı hı. En son Helio serisi, bak böyle rahat moda geçtim. En son Helio serisini kullanan, X10 kullanan, işte Sony M5'i kullanmıştım. Sony'nin en kısa süre dayanabildiğim cihazı oldu. İşte o tabii onun rekorunu tabii Xperia E5 kırdı, ayrı konu, merak etme. Evet. Bayağı bir hani kan kusturmuştu. Ne pil ömrü doğru düzgün gidiyordu, ne performans moduna geçişi hızlıydı. Her uygulamayı, yani atıyorum kallavi her uygulamayı çalıştırdığınız zaman önce bir öksürüyordu, sonra kendine geliyordu. Yükleme sırasından bahsetmiyorum yani. Tahminen orada şeyle ilgisi var. İşte task switching ile ilgili bir sıkıntı var işte, atıyorum sizi büyük çekirdeğe daha alalım beyefendi, hı hı, falan. Ciddi sıkıntıları vardı. Şimdi orada şey vardı, 4 ufak çekirdek, 4 büyük çekirdek, hayır özür dilerim, 2 büyük, 6 ufak çekirdek vardı ve garip bir cluster yapısı vardı. Şimdi burada nasıl? 8 tane birbiriyle eş 2 GHz'lik ARM Cortex A53 çekirdeğimiz var. A53 çekirdekler zaten gücüyle meşhur değil. Saat hızını arttırdığın zaman bir şeyler yapmaya başlıyor. Saat hızını arttırdığın zaman da genellikle... Geleceğim evet o kısma zaten. Gel bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar, bir kere bu telefonun pil ömrüyle ilgili ciddi sıkıntıları var. Bunu biz açıkçası birlikte Berkin'le uzun uzun konuştuk ve bu Cortex A53 8 tane çekirdekten kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu arkadaşın performansla ilgili bir sıkıntısı yok. Yani detaylarda da gördüğünüz üzere telefonun içerisinde, ben şimdi iOS'tan geçmiş olan bir insan olduğum için bende uygulama kapama alışkanlığı yok. Hani açıp... Şu an görüyorum burada yaklaşık 25 tane pencere çevirdi arkada. Yani bu sırada parmağıyla oynuyor ya, hani 25 falan. 25'ten fazla bence. Bakar mısın? Hiçbir uygulamayı kapamıyorum. Ama bu uygulamaları kapamamama rağmen telefonda açılan herhangi bir yeni uygulamada performans sıkıntısı çekmedim. İşte 8 tane çekirdekle ne yapıyorsunuz 2 GHz'lik çekirdekle? İşte bunu yapıyorlar tahminen. Ama bunu yapmasının sonucunda da arkadaşlar yaklaşık yarım günde %25 ila %30 pil durup dururken telefondan eriyip gidiyor. Durup dururken biraz aç, yani sim kartın takılı. Sim kartım takılı, WhatsApp güncellemeleri geliyor, Facebook'la ilgili güncelleme geliyor, mail geliyor. Bu kadar. Yani stamina modun kapalı olmadığı, stamina modun kapalı olduğunu düşünün. Sonuçta, hı hı, stamina modu kapattığınız zaman işte telefondan titreşimi alıyor, birçok uyarıyı alıyor, hı hı, vesaireyi alıyor. Stamina modunu açtığınız zaman arkadaşlar ben telefonu telefon gibi kullandığınızı düşünmüyorum. O yüzden hani bunu doğru bir bakış açısı olarak görmüyorum. Ya eskiden bak, eski güzel günlerde nasıldı biliyor musun stamina modu? İşte nasıldı? Bu Android işte 5'in altını mı, dozdur, uykusu, uykududur, işte pışpışlama modudur gibi abuk sabuk şeyleri yoktu. Stamina mod telefonu güdükleştirmeden, hı hı, senin ekranı açtığında, unlock etmene gerek yok, açtığında güncelleşmeleri alabilecek bir yapıya sahipti. Android 4.4, yani o meşhur güzel tatlı zamanlardan bahsediyorum. 4.4 KitKat zamanından bahsediyorum. Hı hı. Xperia Z3, Z3 Compact'tan bahsediyorum arkadaşlar. Çok üzüldüm. Eski güzel günler. Arkadaşlar bugüne kadar hala yani içindeki pile göre pil performans verimliliği açısından Xperia Z3 Compact'tan daha iyi telefon yapılmadı. Hani yok. Şey demeyin, şimdi içinde araba aküsü kaçmış olan cihazlar var, 5000 mAh. Zaten 2600 mAh pil olan bir cihaz için bahsediyorum yani hani. Hı hı. Bu arada bizim cihazımızda da 2300 mAh var, onu da ben not düşeyim. 5 inçte 2300 mesela çok değil. Niye adam premium modele 2700-2800-3000 koyuyor mesela. Ve 720p olduğu için ekranda doğal olarak çözünürlük de düşük kaldığında yetmesi lazım aslında ama... Ya aslında şöyle söyleyeyim sana, hani yarım günde mi sen %25 demiştin? Evet. Gayet iyi. Bence değil. Benim 2 senelik iPhone 6'm yarım günde %7 falan kaybediyor. Ama o Efsun'un senin iPhone'un. Evet, ona okuyup üflemişler abi. O telefonda öyle bir şey var. Onu üflenmiş ona, evet. Yani öyle bir durum var. Bu arada birazcık Helio P10'dan bahsedeyim. Birazcık işlem şeyi ben Yonga'yı araştırdım açıkçası.
Bu arkadaş bayağı güçlü bir yonga temel olarak. Yani şöyle güçlü diyebilirim. Mesela 1080p'de 60 FPS'de ya 60 karede görüntü alabilecek ve bunu işleyebilecek performanslı bir cihaz. Ama bizim elimizdeki cihaz 30 kare çekiyor 1080p'de. O sebebi şudur tamamen. Çekirdekleri ve işlemcinin video kodlayan diğer taraflarını çok ısıtacağı için onu kırpmışlardır. Sebebi budur. Atıyorum yani çekersin bir süre eyvallah. Takılmaz. Ama cihaz bir noktadan sonra kullanılamayacak veya düzgün çalışamayacak hale gelebilir ısındığından dolayı. O yüzden kırpıyorlardır. Başka hiçbir sebebi yok çünkü. Olabilir. Ya da aynı zamanda kamera teknolojisinde vesairede de masraf çıkardığından dolayı da olabilir. Ha tabii yani onu yazılım optimizasyonu yapacak bir şey yapacak ama şey yani işin temeli bence yani zaten şöyle ARM Cortex A53 çekirdeklerin 2 GHz'e vurduğunu görmezsiniz. Yani 1.5-1.8 maksimumdur. Zaten ufak çekirdek olarak kullanılır çünkü ya eskiden 57'ler kullanılıyordu büyük çekirdek olarak. Şimdi A72'ler kullanılıyor falan filan. Ya da işte üst seviye cihazlarda Mongoose veya işte Cryo gibi çekirdekler evet. Çıktı Samsung ve Qualcomm tarafından. Şimdi öyle düşündüğün zaman zaten bunlar ufak işlemci olsun diye yapılıyor. Sen ufak işlemci gazlıyorsun, overclockluyorsun. Elektrik yakmaya başlıyor tabii haliyle. 8 tane olunca da her arkada boş bulan ya, ufacık bir işletim sisteminde öncelik alan işlem devreye girince hop o işlemci birden elektrik yakmaya başlıyor. Yani aynen. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Arkada uygulamaları kapatmaya alışkın değilim ama bu pil mevzusunu telefonu ilk alıp aa ne güzelmiş bu Android cihaz diye kenara koyduğum zamandan itibaren yaşamaya başladım. Hı-hı. Yani şey değil arkayı çok şişirdikten sonra böyle hı-hı. Bir pil ömrü düşüyor durumu değil. Az çok böyle bir durumu var. 2 GB RAM'i var bu arada telefonun arkadaşlar. Bence yeterli. Yani telefona büyük de gelmiyor, küçük de gelmiyor. Dediğim gibi performansla ilgili sıkıntı yaşatmadı bana. 16 GB'lık hafızasıyla geliyor ve şeyle micro SD kartla 256'ya kadar da büyütülebiliyor. O standart oldu zaten. Hani 200'ün üzerine şey 256'lar yeni çıktı zaten bu sene işte. 256'ya kadar yükseltilebiliyor dedim ben değil mi? Yanlış söyledim. Artı 256'lık daha. Takılabiliyor. Özür dilerim arkadaşlar. Benim kelime hatamdı kendisi. Video bittikten sonra kendisi vuracak zaten. Beni evet kafamdan tak diye indirecekler. Binanın arkasında barakanın yanına götürüp infaz edeceğiz kendisini. Bu hata affedilemez. Aynen. Bir daha asla böyle bir dur, şey yapamayacağım. Dur oğlum şimdi vurma. Hakikaten. Bu arada kutu arkadaşlar diğerlerine göre biraz daha büyük bir kutuyla geliyor farkındaysanız. Ama içinden adaptörü ve şarj cihazı yani şarj cihazı ve kablosu dışında bir şey yok zaten. Kulaklık? Kulaklık da var. Değil mi? Tamam. Aynen. 13 megapiksellik arka kamerasının arkadaşlar performansını ben çok başarılı bulmadım. Ama bahsettiğim telefon tabii bundan çok daha yüksek düzeyli bir telefonla kıyasladığımda kendi fiyat performansı arasına girdiğinde kamera performansını başarılı buldum. Lakin özellikle aynı rengin farklı tonları konusunda kameranın performansını yetersiz buldum. Örnek olan fotoğraflara bakarsanız eğer bunları da zaten videonun hı-hı. içerisinde görüyorsunuz. Bu fotoğraflarda yeşilin 4 tane farklı tonunun olduğu yani 4 tane yeşil tonunun olduğu ağaçların fotoğrafını çektim. Ama birbirine çok yakın 2 ton olarak gösteriyor sadece bunu telefon. Hı. Ve telefondan bakmak değil bilgisayara aktarıp düzgün renk kalibrasyonu yapılmış bir monitörden bakınca bunu söyleyebiliyoruz. İmaj dengeleyicisi, imaj sabitleyicisi teknolojisinde yazılımın hiç fena olmadığını söyleyebilirim video tarafında. Sony o konuda and içti arkadaş. Adam kocaman SLR bildiğin hani. SLR makineye sensörü hareket ettirecek teknolojiyi kullanan bir şirket. Hı hı. Hani yani sensörden kastım şu boyutta bir sensörü kıpırdatabiliyorlar. Full frame sensörü. Bunu yapmıyorlar. İnada bindi iş bence. Sony kasıtlı olarak yapmıyor bunu arkadaş. Olabilir. Yazılımda ama kendini özellikle videoda bayağı bir toparlayacak şekilde çekebildiğini biliyoruz. Evet 4K yani. 4K çekmiyorsan atıyorum bunu zaten çekemiyorsunuz da. Evet evet videoyu da yine arkadaşlar görüyorsunuzdur. O videoda da zaten şey çok temiz bir şekilde. Hani ben yürürken çektim çünkü videoyu. Hı hı. Herhangi bir sıkıntı yok. Yüz tarama ve yüzü takip etme gibi bir özelliği var. Yüz yaklaştı mı uzaklaştı mı odağı ona göre şimdi ayarlaması. X çok iyi yakalıyor. Kadraj dışına çıkan nesneleri çok iyi takip ettiğini ben gördüm. Mesela Xperia E5 o kadar iyi takip edemiyor. Bayağı yavaş işlemcisi falan kötü olduğu için. Mesela bu nasıl? Mesela bu ikisinin ortasında bir cihaz. Ve gerçekten de ikisinin ortasında bir performans gösteriyor. Şöyle bir örnek vereyim yalnız. Bunu kıyaslayacağım telefon S7 Edge olacak. Komiktir. S7 Edge'in bir şeylere odaklaması o kadar yavaş ki. Ve yani bunu nereden keşfettim bunu? Seninle birlikte Xiaomi Mi 5'in kutu açılışını çekmiştik onunla.
Ve ben orada herhangi bir noktayı elimle tekrar odaklamak istediğimde daha öncekileri iPhone 6 ile çekmiştik. İnanılmaz yavaş kalıyordu. Yani S7 Edge'in bu kadar yavaş kaldığını ben ilk kez o anda tecrübe etmiştim. Ki bu arada Samsung'un kameraları iyidir yani hani. Tabii kamera testlerinden 89 mu ya da 87 mi bir numara almıştı. HTC ile birlikte, HTC 10 ile birlikte S7 en yüksek puanı alan iki telefon bu arada arkadaşlar. Onu da belirtmek ona lazım. Ona rağmen tekrar odaklanma, yani şuraya odaklan diye parmağımla bastığım yeri odaklaması çok yavaş. X'a 10'dan hızlı ama ne kadar temiz odakladığı tartışılır. O kadar temiz odaklayamıyor. Yani objeleri birbirinden ayırt ederken birazcık sıkıntı yaşıyor ve odağı bir an çok derine götürüyor, ardından geri topluyor. Zaten şeyden bahsediyorsun işte, hani herhangi bir derinlik algısı olmayan, sadece işte kontrast üzerinden odaklama yapan bir sistemden bahsediyoruz. Face detection falan bildiğim kadarıyla yok bunda. Çok emin değilim ama anlattığın kadarıyla olmaması lazım veya kötü bir uyarlaması olması lazım. Yani demek ki ya hiç çalışmıyor ya hakikaten yok yani. Hani. Bu arada Sony telefonlarda benim keşfettiğim bir şey var. Senin fikrini almak istiyorum. Bakın bir saniye, ben keşfedebilmiş miyim? Şu an çok merak ediyorum. Kulaklık takıp müzik dinledim bu telefonlarda. X'te de benzer bir şey oldu. Veya telefonla konuştuğumda sesler çok boğuk ve çok baslı geliyor. Denediğim diğer telefonlara göre. Bu Xperia ailesine, yani Xperia X ve XA'ya özel olan bir şey olabilir. Yok değil. Ama şöyle bir durum var. Sony telefonların içlerinde taktığın cihaza göre sana varsayılan şey ayarlarını yapan, kulaklık ayarlarını yapan, önceden işte Sony'nin kendi özel geliştirdiği, ülkemizde normal parayla alabileceğin kutu içinden çıkmayan cihazları için önceden kalibre edilmiş şeyler var. Bunlar devreye giriyorsa bir şekilde, o yüzden alabilirsin ama anlaşılmaz kısmına hiç katılmıyorum. Bugüne kadar hiç öyle bir şey yaşamadım. Anlaşılmaz değil. Sadece biraz daha boğuk geliyor. Yani tizi düşmüş, bası arttırılmış bir şekilde ses performansı aldım. Hiç böyle bir deneyim, hiç böyle tanımlayabileceğim bir deneyim yaşamadım bugüne kadar. Ama kullandığın kulaklıkla ilgili belki olabilir. Çünkü ben hep aynı bir Samsung kulaklığım var benim. Hep her telefonda mesela onu kullanıyorum. Bugüne kadar böyle bir deneyim yaşamadım. X'de gerçi bunu kullanmadım. Bunu sen kullandın. Yani E5'te de yaşamadım böyle bir şey. X'de de yaşamadım. İşte aklına gelebilecek bütün son telefonlar elimden geçtiği için hiçbirinde böyle bir sıkıntı yaşamamıştım. Anladım. Garipmiş. Sıkıntı olarak da değerlendirmem bu arada bunu. Ben de sonuçta tizi az ve bası yüksek müzik dinlemeyi seven bir insanım. O yüzden aslında benim dişime uygun bir... Beni tatmin etti diş. Evet, beni tatmin eden bir ses kalitesi vardı ve ses yüksekliği de gayet yerinde. Arkada 13 megapiksel bir kamera var dedik flaşı ile birlikte arkadaşlar. Ön tarafta da 8 megapiksellik bir kamerası var. Eh diyebileceğim ve kendi klasmanında kabul görebilecek kalitede bir... Mesela X çok iyi selfie şeyler üretiyor. Böyle hani birazcık rengi çok düzeltip geceleri selfie çektiğin zaman gündüz gibi yapmıyor tabii, abartılıyım. Samsung'un kadar mesela abartılı bir aydınlanma uygulamıyordu ama bakılabilir bir fotoğraf üretiyordu mesela. Bunda durum ne? Karanlıkta pek iyi bir durum sergilemiyor. Aynen. Ama normal zamanlarda ışık altında kabul edilebilir selfie'ler ortaya koyuyor. Zaten üstüne Instagram filtresi attığımız için. Hepsi Instagram filtresinden sonra hepsi aynı, hepsi güzel. Hepsi birbirinin aynısı. Favori filtren? İsimlerini bilmiyorum, rezil oldum. Çık git buradan. Tabii ki X Pro 2. Tamam, bazen ben atıyorum. Ben atıyorum. Zaten 3 tane filtre isim biliyorsam işte ikisini saydım oğlum, çaktım. Mayfair da var. 20 tane sayıyormuşum Mayfair burada. Mayfair de benim çok sevdiğim zaten. Kendilerini çok severim Mayfair'la uzun süren özel zaman. Bir de Scarborough falan. Çılgın şeylere doğru abi gidiyoruz. Böyle bir şey yoktu ama atlamadı. Neyse boşver. o kısımdan kurtardım. 3 tane renk seçeneği var. Bize gelen hani grafit siyah rengi olandı. Limon rengi olan ve pembe altın rengi olan telefon versiyonları var. Şeyle aynı renkler mi? X'le aynı renkler sanırım. Sadece bir renk eksik. Neler var dedin? Limon, limon siyah. Var. Siyah var. Vanilya rengi yok. Hani beyaz renk yok. O eksik, tamam. O eksik. 3 tane renk seçeneğiyle piyasaya sunuldu arkadaşlar. Hani genel olarak derleyip toparlamam gerekirse açıkçası 1200 lira civarında bir maliyete bence alınabilecek bir Android telefon. Bir de ufak bir sıkıntım daha oldu. Mesela pil sence sıkıntı mı? Mesela gündelik olarak nasıl? Atıyorum şimdi Android'in standartı maalesef günde bir, yani 24 saatte bir kere tam şarj etmek üzere kurulu bir şey var. Ekstra kullanım yapmıyorsan. O döngünün içerisine giriyorsak eğer abi, o zaman bence pil ömrünü de çok fazla hakkını yememem gerekiyor. Tamam. Çünkü yani bir günü çıkarıyor arkadaşlar ama kendisi iki güne varan işte performans stamina falan. Stamina ile iki günde görmez diyorsun. Yani stamina ile görür ama stamina ile ne kadar akıllı telefon kullandığımızda ben hala diyorum tartışılan bir konu.
Ben açıkçası onu akıllı telefon performansı olarak görmüyorum. Açıkçası Sony Xperia ailesinde sen mesela X'i rakiplerinin gerisinde ve fiyat olarak çok küçük olduğundan bahsetmiştin. Ya, şöyle aslında ya o fiyata rakiplerin gerisinde ya da o performansa çok fazla pahalı. Pahalı. Birisinden biri olmadı orada. Aynen öyle bir şey söylemiştin. E5'ten zaten memnun değiliz. X'a bence bu aile içerisinde yani güncel Xperia ailesinde en alınabilir telefon olarak gözüküyor. Hı hı. Şu anda X'i de kullanıyorum. Açıkçası X'ten performans olarak geride kaldığını söylemiyorum. Öyle bir şey yok. Sadece dokunmatik ekran teknolojisinde sanki birazcık daha zor algılıyormuş gibi bir durum var. Ekran kaliteleri şey tabii. Çok tabii bunda Gorilla Glass falan yok. Çizilmeyi önleyen bir cam diye geçiyor. Hani scratch resistant adında geçiyor. Bir şeyi var. Ama dediğim gibi alınabilir bir telefon olarak Xperia XA duruyor. En azından benim görüşlerim bu şekilde. Peki o zaman şunu söyleyeyim. Nesi biraz daha iyi olsa bu telefon mükemmele yakınsa veya X yerine kesinlikle bunu öneririm fiyat performans olarak dersin. Açıkçası o konuda birazcık kamera diyeceğim. Kamera. Çünkü kamera ben de eskiden çok fazla kullanmazdım ama şu anda telefonun en çok kullandığım parçaları arasında. Ve kameranın özellikle videoda pikselleşmesi mevzusu yani daha doğrusu netliğin kaybolması mevzusu çok başa gelen bir şey. Ya pikselleşme konuda genellikle işlemcinin yetişememesi nedeniyle olur. Hı hı. Netliğin kaybolması şeydir genelde. Otofokus mekanizmasının patlaması. Yok netlik derken kastım şey. Gitmesi. Yani pikselizasyon da değil. Tam olarak pikselleşmiyor ama hani alınan görüntü kötü bir kodekten geçirdiğinde kalitesizleşir ya. Tamam. Öyle anlatayım. Çok çok net anladım. Umarım siz de anlamışsınızdır. Ya, tamamen şeyle ilgili yani. Cihazın genel işte o videoyu kodlamaya yetişememe. Evet evet yani onunla alakalı bir durum var. Bitrate'i düşürelim yetiştirelim kapısı. Bitrate'in düşük olması evet çok daha düzgün bir anlatım oldu bu. Çok teşekkür ediyorum yardım için. Görevim yani işim bu. 13-13 saat diye öyle. Bu da üst üste konduğu için Sony'nin telefonlarında ayrı bir şey oluyor. Kamera benim için önemli bir faktör diye düşünüyorum. Telefon çünkü gerçek genel performansında bir sıkıntı yaşatmadı bana. Şeyi görmek istiyorum esas. Mesela bir X'i kullan bir süre bakalım. Aradaki şey farkını hani deneyim farkı ne kadar hoplayacak, zıplayacak. Onun için de bir video çekelim bence. Evet. Genel Sony değerlendirmesi olarak. Evet çok da geciktirmeyelim hatta arkadaşlar. Ben X'i de bir 1,5 haftadır falan kullanıyorum. Onun da videosunu yakın zamanda çekelim. Süper olur. O zaman bu kadar diyorum ben şimdilik. O zaman kapatalım. Kapatalım. Zaten bu arada hani şeyi söylemeye hiç gerek duymadım ama 4.5G destekleyen bir cihaz var elimizde. Kategori 6. Hı hı. Yani cayır cayır download ve upload yapabiliyor. 350 mi diyordu? 350 olması lazım. 300'e 150 miydi yoksa? Kategorileri ezberleyemiyorum. Abi. Evet kategorileri bizde bir tek Serdar ezbere biliyor. Onları o yüzden ben hiç üstelemiyorum. Ama yani Türkiye'de verilen hızlar konusunda sıkıntı yaratmayan bir upload ve download potansiyeli var. Kategori 4'e zaten 4.5G dedikten sonra hepsi bence iyi. Aynen. O konuda yani BTK'ya ben de çok kırgınım. Ya da kim yapıyorsa işte. Diyorum ve telefonu yerine koyuyorum. Çok güzel. O zaman değerli dostlar bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şen ve esen kalın diyorum. Bu sırada telefonla ve video ile ilgili yorumlarınızı da aşağıya bekliyoruz. Onlara zaten genellikle gördükçe cevap vermeye çalışıyoruz. Durum bu. Senin ekleyeceğin bir şeyler var mı? Teşekkür ediyorum ben de arkadaşlara bizi dinledikleri için. O zaman el sallıyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.